şekilde arkadaşlar. Bu şekilde saklayabilirsiniz. Poşetleyip saklayabilirsiniz arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizinle beraber mantı yaptım arkadaşlar. Peru'ya. Bizim kendi yöremize ait arkadaşlar bu. İçindeki malzememin arkadaşlar hamurumun içindekine yarım bardak yağ koydum çay bardağıyla. 2 adet yumurta kırdım. 5 pası mantı yaptım arkadaşlar. Makarna da diyebilirsiniz. Mantı da diyebilirsiniz. Peru da diyebilirsiniz. Üçgen Peru mantısı yaptım. Heyecanlanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın bazen. Oradan sonra içine azıcık tuz koyuyorsunuz arkadaşlar. Hamurunuza göre, pazınıza göre. Bir pası yaparsanız ona göre yağını, tuzunu, yumurtasını koyun. 2 pası yaparsanız malzemeye göre arttırabilirsiniz. Hamurumu bu şekilde açtım arkadaşlar. 15 dakika dinlendirdim. Öbür videolarımda da var yaptığım şeyler. Hamurun yoğurması. Bunu çekmedim. Videom uzun olmasın diye. 15 dakika pasladım. Bu şekilde arkadaşlar pasılıyorsunuz. Bakın bu şekilde pasılıyorsunuz. 15 dakika dinleniyor. Bunu da açtım. Bu şekilde. Oradan sonra yağından olduğu için hiç yırtılmıyor arkadaşlar. Merdaneyle. Bu merdaneyle sağ solu bu şekilde açtım. Sonra da oklavayla açtım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Hiç yırtılmadan büyüdü hamurum. Oradan sonra içini yoğurduna da bakın arkadaşlar süzme yoğurt. Kimisi patates de yapıyor. Ama biz böyle bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde daha çok güzel oluyor arkadaşlar. İçinde nane, pul biber, yumurta var arkadaşlar. Tuz koydum yoğurduna. İyice karıştırıyorsunuz sosunu. Bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay ve basit. Lezzetli arkadaşlar. Herkes de yiyen çok memnun. Beğeniyorlar. O yüzden biz kendi yönümüze ait bunu yapıyorum. Evet arkadaşlar kesiyorum hamurumu. Bakın arkadaşlar hamur kesiciyle bu şekilde kesin. Arkadaşlar burada bir kestim. O yüzden onu bu şekilde kestim. Yandan artan hamurumuz arkadaşlar. Bu şekilde kesiyoruz. Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde koydum. Difrize böyle tepsiyle fırın tepsisine koydum arkadaşlar. Difrize koyacağım yarım saat bir saat duruyor. Sonra bunu poşetliyorsunuz arkadaşlar. Difrizde şoklanıyorsunuz. İstediğiniz zaman çıkarıp yemek için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın hiç yapışmıyor. Çok güzel arkadaşlar. Hamurunu biraz sert tutmanız lazım. Yağlı olduğu için hamur yırtılmıyor. Daha çok güzel açılıyor. Arkadaşlar mantımızı fırın tepsilerine döşüyoruz. Yağlı kağıt koydum arkadaşlar. Bir pişirin. İki poşete koydum arkadaşlar. Bakın. Peru mantısı nasıl şoklanır. Bu şekilde arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar gazetenin üstüne koydum. Yapışmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar peri mantısını bu şekilde şokladım. Önce tepsinize yağlı kağıt serin arkadaşlar. Üzerini tek tek döşeyin. Yapışmasın birbirlerine. Poşetleyin. Şoklayın arkadaşlar. Aynı bildiğiniz marketlerde satıldığı mantı gibi. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. İstediğiniz zaman bitirip çıkarıp yiyebilirsiniz. Bu süzme yoğurtlu peri mantısı arkadaşlar. Arkadaşlar bunun üstüne beraber
Peru mantısı şokladım. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın.